biliyor musunuz? Kötülüklerinizle kazandığınız düşmanlar olsa, meziyetinizle, özelliğinizle kazandığınız düşmanlar yüzdür. Acayip bir şey yani. Çok tuhaf. Bir daha tekrar edeyim hocam. Bir daha tekrar edeyim. Mesela birisine komşuya bağırdım, çağırdım, hıp hıp falan. Fabrikada şuna kaç kişiye ancak kötülüğün ulaştı? Kötülüğün ulaştı. Yani sesin ulaştığı yerde, yumruğun ulaştığı yere kadar kötülüğün var o kadar tabii. Ama senin bir meziyetin olsa, bir özelliğin çıksa, medya yayınsa, ondan sonra kim o işte alakalı, onunla yakınlık hissediyorsa seni görmediği halde lens denilen bir adama karşı haset başlıyor mesela. Kıskançlık başlıyor. Depreniyor böyle, ya bırak ya adam burada falan ya. Acayip bir şey. Yapmaz, yapana da engeller. Yani meziyetleriniz eğer kemal bulmamış insanları karşınıza almışsınız demektir. Zaten Müslüman olmak küfrü karşına almak gibidir. Hiçbir söz sessizliğin bilgisini ve haletini taşıyamaz. Sessizlik bambaşka bir şeydir. Sessizlik var ya. Hiçbir zaman sessizliğin ifade ettiği manayı hiçbir ses ifade edemez. Yani kendini, dediniz ya siz böyle bir şey ders yapın, psikoloji istiyoruz. Ben de içsel dengeyi yapıyorum. Yani kendine dönük, kendini dinleyebiliyorsan o sessizlik işte, o sesi o zaman duyarsın. Kulağımız hep harici olursa, dışarıyı dinlemeye yönelirse kendi içsel dengelerimizi duyamayız. Oysa iç dengelerimizdeki o güç dışarıdaki hadiseleri kavrayabilecek, ezebilecek kadar güçlüdür. İnsanı Allah güçlü yaratmıştır. Ama kendi cevherinin kıymetini bilmiyor. Tanımıyor ki. Bakılacak yüze utanılacak söz söyleme. Hazreti Ali radıyallahu anh. Devam ediyor. Diyor ki, bir gün onunla dost olacağını unutma. Sonra nasıl telafi edeceksin? Çok zor değil. Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir. Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, başarıyı muvaffak olduktan sonra onunla övünmektir. İçsel dengeyi kaybetmek gene. Ele avuca sığmamak, firavunlaşmak. Hep böylece dönün, dikkat ediyorsanız.